Haberin merkezinden, ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 20 Kasım Cumartesi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı helalleşme tartışması gündemdeki yerini koruyor. CHP lideri iktidar olabilmek için partisinin geçmişte mağdur ettiği kesimlerle barışması gerektiğini söyledi. Hatta 28 Şubat'ta ikna odalarında tutulan başörtüleri andı ve bir adım daha attı. CHP'nin iktidar olması halinde kabinede başörtülü bir bakan olacağı sözünü verdi. Ancak Kılıçdaroğlu düne kadar yaptıklarını sanki unutmuş gibi. CHP liderinin yıllar öncesinde verdiği bir röportaj sosyal medyada gündem oldu. Kılıçdaroğlu o yayında başörtüsü için bir metrelik bez parçası ifadesini kullanmıştı. Tabii sadece bu da değil. Partide grup başkan vekili olduğu dönemde başörtüsünün kamuda serbest olmasını sağlayan düzenlemeyi de Anayasa Mahkemesi'ne yine bizzat o götürmüştü. Ey Bay Kemal, hayatın yalan. Sayın Kılıçdaroğlu şunu bil ki hesaplaşmadan helalleşmemiz asla söz konusu olmayacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, helalleşme tartışmaları arasında katıldığı bir televizyon programında yeni bir adım daha attı. Biz iktidara gelirsek elbette başörtülü bir çevre bakanı olur, elbette başörtülü bir adalet bakanı olur diyebiliyor musunuz? En ufak bir endişeniz olmasın. Bunu da bir tarafa yazın. Başörtülü bakan olur mu sorusuna verdiği bu yanıt aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun arşiv kayıtlarındaki açıklamalarıyla taban tabana zıt. 1 metrekarelik bez parçası. Belli ki Kılıçdaroğlu kamuda başörtüsü yasağını kaldıran düzenlemenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuruyu da unutmuştu. Yasağın kaldırılması gerektiğini söyledim. Ve kaldırdılar. Kız çocuklarını okutmak istiyoruz biz. Devletin kurallarında inançları var. İlkokula giderken nasıl gidiyoruz? Lise giderken nasıl gidiyoruz? Subaylar nasıl gidiyor? Kuralları var. Üniversiteden bahsediyoruz. Hayır. Üniversite artık yani tamam, ama ben dünyanın hiçbir üniversitesinde böyle bir yasak var. Peki ben o zaman anayasaya aykırı bir uygulamayı yapmamış olurum. Anayasayı. Siz bize zorla hukuksuz bir tavır içine girin diyorsunuz. Bu bukalemun siyasetini milletimizin takdirine havale ediyoruz.